Arkadaşlar merhabalar, hayırlı günler. Şimdi enjektör değiştiriyoruz arkadaşlar. Enjektörlerimiz bakıma gitti. Enjektörlerimiz bakımdan geldi. Arızaları yapıldı. İki enjektörümüzün memesinde yanma var. Enjektör memesi yanmış. Enjektör memeleri değişti. Şimdi onları yerine takacağız arkadaşlar. Takarken de size göstereyim bize. Bunu nasıl söküp takıyorsunuz? Alayım oftu. Burayı gösterelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz oyuklar enjektörlerin geçtiği yerler. Şu 4 tane. Şimdi enjektörler buraya geçiyor. Şimdi buralarda arkadaşlar bakın içleri gözüküyor. Hafif kurumlu, bir tarafı temiz. Buralara bakır pullar oturuyor. Bakır pullarımız da şunlar arkadaşlar bakın. Şimdi şurada parçaların üzerinde size gösteriyorum. Bunlar enjektör diplerine. Bu şu anda gösterdiğim parça eski bakır pul. Enjektörlerimizde şu an yeni bakır pullar var, görüyorsunuz. Bu bakır pullar o temizlenen yerlere oturuyor. Yani oraları kirli bırakmıyorsunuz, güzel temizliyorsunuz. Orada kurum murum yükseklik kalmıyor. Yükseklik kalır, kurum kalır ise enjektörler kaçırma yapar. Yani nasıl kaçırma yapar? Kompresör kaçırır. Araba çalıştığı zaman bir video yayınlamıştım kanalımızda. Kompresör kaçıran enjektör diye. Enjektör arızası, enjektör bakır pullarının arızası diye. İzlemek isteyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Buralarda boşluk kalırsa veyahut da bu pullarda bozulma olursa araç kompresör kaçırır. Ve kompresör kaçırdığı zaman da arkadaşlar pıs 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 diye ses yapar. Araç sabah ilk çalıştırmalarda veya sonrasında duman yapar. Ve performans düşüklüğü yaşarsınız. Çekiş düşüklüğü yaşarsınız. Şimdi biz bu enjektörleri değiştireceğiz. Bu Opel'lerin enjektörlerinde hepsinin üzerinde kod var arkadaşlar. Enjektörleri sökerken üzerlerine işaret vurulur. Bakın mesela biz buna üzerine 3 tane çizgi atmışız. Bu 3 numaranın enjektörü arkadaşlar. Hemen yanındakine bakıyoruz. Bu 4 numaranın enjektörü arkadaşlar. Yani 4, 3, 2, 1 sıralamasıyla takacağız. Bakın bunda da 4 numara yazıyor. Bunların üzerinde arkadaşlar enjektörler eğer işaret vurmazsanız, söktüğünüz yerleri işaretlemezseniz bunların üzerinde bakın kod numaraları var yukarıda. AAAABX688. Yani karışık sökerseniz eğer bunları kodlatmak zorundasınız. Kodlatmadığınız zaman araç çalışmaz. Şimdi biz bu buraların temizliğini yapıp enjektörlerimizi takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, delikleri temizleyeceğiz dedik. Dipleri güzelce bir tornavida yardımıyla etraf fazla çizmeden tornavidayla gezdirerek etrafları güzelce temizlersiniz. Temizledikten sonra hepsinin üzerinden geçtikten sonra arkadaşlar tornavidayla kurumları aldınız. Kompresör ve hava tabancası yardımıyla deliklere havayı tutuyorsunuz arkadaşlar. Havayı tuttuktan sonra bakıyorsunuz. Herhangi bir şey var mı? Fazla bir yerde kalınlık veyahut da kurum var mı? Ona bakıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar gösterelim artık kardeşim. Yavaş yavaş enjektörlerimizi takmaya başlayabiliriz. Delikleri abicim. Bakın arkadaşlar hemen hemen metalleri çıktı. Yani hepsinin kurumunu aldık. Şimdi bu şekilde temizledikten sonra şimdi arkadaşlar geldik enjektörümüze. Enjektörümüzün pulları bakın üzerinde. Fakat ters çevirdiğiniz zaman düşer. Bu düşme olmasın diye arkadaşlar şu pulların altına hafiften gres sürüyoruz. Çok inceden arkadaşlar. Gres sürdük. Şimdi çevirdiğimiz zaman düşmez. Şimdi arkadaşlar bu kaç numaralı enjektörümüz? 3. Bunu 3 numaraya takıyoruz.
Fakat 3 numaraya takılı olan bunların biliyorsunuz arada bağlantısı var. Arada bağlantısıyla beraber takacağız. Ofkucuğum, ejektörün biri nerede? Burada baba. 3 tane yapıyor toplamda. Birini torbadan çıkartmadık mı? Çıkarttık. Hepsi burada ya. Belki ben elimde içeri de götürmüş olabilirim bunu. Bu 2 numara. Bir saniye. Bununla şöyle bir problemimiz vardı. Bu 2 numaralı işaret kurulan ejektöre yanlış işaret kurulmuştu. 2 numarayı biz 1 numaraya takıyoruz. Normalde işaretleri siz vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu ejektörümüzde 3 numara olması, 4 numara olması lazım. Evet, 4 numara. Oflucuğum. Nasılsın canım? Oflucuğum. Efendim kardeşim. Nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Yeni mesleğinde, yeni işinde mutlu musun? Mutluyum ya. Mutluyum diyorsun. Ofluyu kameraman ilan ettik arkadaşlar. İnşallah çizgi videoyu beğenirsiniz. Titreşim falan yapmaz fazla. Ofluyu bu saatten sonra bizim kameramanımız olacak. Her tarafta. Video çekecek. Şimdi bir numaralı ejektörümüzü alalım ofluyu. Kameranızın kaydını durdurabilirsin. Evet, bir numaralı ejektörümüzü de içeri koymuşuz. Bir numaralı ejektörümüzü de aldık. Gresimizi süzdük, bakır pilimizi yerine oturttuk. Şimdi arkadaşlar bu da 1 numaralı ejektörümüz. Fakat bu araç bize geldiği zaman 1 ile 2'nin yeri farklıydı. Biz o şekilde söktüğümüz için neyi nereden söktüğümüzü biliyoruz. O şekilde kuruyoruz. Yani buna işaretleri siz vurduğunuz zaman dediğim gibi mesela buradan sıralama da alabilirsiniz, buradan sıralama da alabilirsiniz. İşaretinizi siz vurun, biri buradan alırsanız 1, 2, 3, 4 diye işaretleyin, biri buradan alırsanız 1, 2, 3, 4 diye işaretleyin. Çünkü bu enjektörlerin üzerinde kod numaraları var, kodlamadığınız zaman çalışmaz. Kodlanması şart. Çayımızdan da bir numara alalım. Bunlar da enjektör tutacaklarımız. Bunları az yukarı kaldırıyorsunuz. Bunları geçiriyorsunuz. Bunlar iki enjektörün arasına giriyor. Orada şeydi. Camın orada. He, camın oradaki. O ucun saplama yapmışız. Onu yukarıdan takarız abi. Ondan yola sıkıntı. Bakabilirsin. Onun altında bakır pul var mı? Var var. Hepsinde bakır pulu var. Of ucu. Sen kamerana bak. Biz de işimize bakalım. Of bak. Efendim, bakıyorum.
şekilde oturmuştur. Duraklatabilirsin okuyucum. Bir içeriye telefona bakayım. Evet. Civataları bunlar arkadaşlar. Civataları böyle takıyoruz. Fakat okucu bizim şey yapmamız lazım. Şunun altına güzel bir tane kulu ayarlamamız lazım kardeşim. Bu araçta çünkü kompresör kaçırma olayı olduğu için bu taraftaki ejektör güzel sıkmıyor. Ejektör güzel sıkmadığından da kompresör kaçırıyor. O yüzden bunun altına güzel bir tane kulu ayarlamamız lazım. Bu aracın orijinal kulu kayıp arkadaşlar. Orijinal kulu, orijinal yeri bozuk. Bakın böyle bir tane saplama yapmışlar, civata koymuşlar. Normalde orijinali daha farklı. Orada yok muydu o sarı pul? Vardı orada bir tane. Tamam abicim, o sarı pul, bakır pul. O bununla alakalı değil. Değil. Sen ara verebilirsin, yine bir tane pul ayarlayalım buna. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, enjektörlerimizin yerine taktik gösterdim diye. Bakın, pul ayarlayacağız dedik. Yaklaşabilirsin oflu. Bak burayı gösteriyorum ben şu an. Bak oflucuğum, şurası oflucuğum, şurası. Evet. Bunun altına da arkadaşlar bir tane pul ayarladık, enjektörlerimizi taktık. Şu anda yapacağımız işlem 17'lik somunları sıkıyoruz. Rekorları bağlayıp 17'leri ben sıktım. Şu anda 13-14'leri sıkıyoruz. Süleyman abi bir 14 anahtar alabilir miyiz? Bizim elimizde 13 var. Şimdi 13-14 anahtarımız geliyor. 14'leri sıkıyoruz. Sonrasında arkadaşlar enjektörlerin soketlerini oturtuyoruz. Ejektör soketlerini takıyoruz. Hepsini ayarlayın böyle. Duydunuz. Teşekkür ederiz. Süleyman amca. He. Bayağı anlıyor ya Cengiz usta bu işten. Çok iyi anlarım abi. Ben uzmanlık alanım. Amerika'da ihtisas gördüm. Oku sen ne diyorsun? He. Süleyman abim diyor. Ne gibi? Diyor ki bayağı anlıyor Cengiz usta bu işten diyor. Cengiz mi? Sen de diyorsun ki ben anlarım abi. Sen de aynı bizi gibi yaptın Süleyman amca. Abi Süleyman abi. Senin de kulağını. Sağ duymaz uydurur. Benimki o hesap. Şimdi arkadaşlar 14'lük rekorlarımızı sıktık. Soketlerimizi dediğimiz gibi oturttuk. Şunlar soket çuvatalarımız. Soket çuvatalarımızı buraya tutturup sıkıyoruz. Süleyman abi bir de 10T rica edeyim senden. 10'luk mu gidiyorsun? Orada. 10T aldım abi. Ben 10T'den aldım abi. 9 var abi. 10 lokma getirirsen küçük lokma. Uyar. Ben de bu arada geri dönüş borularını alayım, sekmanlarını takayım. Bu da arkadaşlar geri dönüş boruları. Bu geri dönüş boruları enjektörlerin kafalarına geçiyor. Artı sekmanları var. Ok düşün, biraz yakınlaş arkadaşlarımız görsünler. Buralara geçiriyoruz arkadaşlar bunları. Geçmedi bunlar. Evet. Hepsini geçirdikten sonra şöyle sekmanları var. Sekmanları da yandan takıyoruz arkadaşlar. Tek tek. Süleyman abi kulağına dedik ama senin gözde de var bu problem. İşte diyorum ya senin gözde de var bu problem. Ben geleceğim abi şimdi. Sen fazla arama, gel çayını iç, çayın soğumasın abi. Dur abicim. Abicim sekmanları da taktık. Soketlerimizi bağladık. Şimdi 10T'mizi alıp soket bağlantılarını sıkalım. Evet, biz bu anahtarı 10T diyoruz arkadaşlar. Bu anahtarımız bizim meşhur bir anahtar. Bazı arkadaşlarımız anahtarımıza da yorum yapıyor. 10T'yi verip. Bu
Bu benim icadım. 10 lok motorları değdi. Kırıldığı zaman buna kaynak yaptırdım. 10T oldu. Süleyman abi. Daha basit. 10 lok motorları dedim. Ben bunu 10T'ye çevirdim abi. İyi. Yaza da yeter, kışa da. Valla ilk bağıra son bağıra da. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar, şu anda ejektörlerimizi bağladık. Ejektörlerimizi bağladıktan sonra biz bunları sırasıyla söküp işaret vurarak yaptığımız için kodlamamıza gerek yok. Biz direkt marşımıza basacağız. Ama işaret vurmazsanız gördüğünüz yerlerin kod numaralarını bilgisayara girmeniz lazım. Bilgisayarda ejektörleri kodlatmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben marşa basayım. Hep beraber çalışma sesini duyalım ve aramızda kompresör kaçağı falan var mı görelim. Ondan sonra işimizi bitirelim. Ama marşa basmadan önce tabii ki her zamanki gibi başımızı yerine takalım. Yoksa marşa basmaya çalışırız içeride. Bu arada arkadaşlar, araca geçtiğiniz zaman kontağımızı 5-6 sefer, 7 sefer açıp kapatıyoruz. Neden? Enjektörlerimiz boş şu an. Enjektörlerimiz boş olduğu için borularımız mazot dolu. Kontağımızı açıp kapatıyoruz. Bu olay bu araçlara, yani benim mazot motoru depoda motorlu olan güzel araçlarda geçerli. Bu mesela yeni kasa Clio 3'lerde motor var. Süleyman abimiz o yüzden bir depo benzin mazot bitirdi. Mazot filtresinin giriş hortumu çıkıyor. Çıktığı zaman bütün mazot yerde. Süleyman abimiz bir depo mazot harcadı o yüzden. Şimdi kontağı açtığımız zaman bunlar da mazotu kendi pompalıyor. Pompaladığı için de biz bu kontağı 5-6 sefer, 7 sefer, 8 sefer fark etmez. Açıp kapatıyoruz ki aracımız mazot alsın. Ama bu sistem değilse aracımız. Çoğu araçta mesela Peugeot'larda, Clio'ların 1.5 TC stiklerde el pompası var. O araçlarda da el pompasıyla pompalıyoruz. Hyundai'lerde filtrenin üzerinde basma var. Akümüz zayıf, oflucu. Bir takviye rica edeceğim sizden. Ben alayım arkadaşım. Bir takviye rica edeyim senden. Akümüz zayıf. Ya beni göster, ben takviyeyim. Şimdi bana ne verirsin? Evet. Bir kez daha. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda aracımız çalıştı. Aracımızla beraber kompresörümüz de çalıştı. Şu anda aracımız çalışıyor. Güzel görev. Evet arkadaşlar, daha öncesinde bu araç kompresör kaçırırken aracımız 3500 devri geçmiyordu. Böyle boğuk gaz yiyordu. Ama şu anda öyle problemimiz kalmadı. 4500-5000 devire kadar gaz yiyor arkadaşlar.
Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.